Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Değerli hocamız diş hekimi Nurcan Sarı ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız bulduk. Hocam? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok hızlı bir giriş yapalım. Tabii. Ağız ve diş sağlığının bizim genel sağlığımız üzerinde bir etkisi var mı? Tabii ki. Hani herkes artık bunu biliyor. Ağız diş sağlığında bir problem olduğu zaman bütün vücudu etkiliyor bu. Hani baştan aşağı işte göz, kalp, çok küçükken ilkokulda böyle pano asarlar ya, vücudun her yerine tabii ki etkisi var. O yüzden ta ilkokuldan hatta bebeklikten itibaren ağız bakımının yapılıp ilkokulda da çok ciddi bir bilgi verilmesi gerekiyor. Zaten artık okullarımızda çeşitli koruyucu uygulamalar yapılıyor flörür gibi ama ailelerin 3 yaşından itibaren de çocuklarını getirip kontrol ettirmeleri gerekiyor. Ve hani küçük yaşlarda diş fırçalamayı aileler birlikte yapmalı. Ardından çocuk büyüyüp el yeteneğine kavuşup tükürebildiği zaman çocuğa fırçalama kendi kendine bırakılmalı. Peki hocam doğru diş fırçalama ve ip kullanımı hakkında bize böyle biraz ipuçları verebilir misiniz? Diş fırçalamayı genelde herkes ya yanlış yapıyor ya eksik yapıyor. Biz de bunun eğitimi yine okullarda verilmeli. Genelde biz süpürerek fırçalamayı öneriyoruz. Üst çenede aşağıdan yukarı, alt çenede aşağıdan yukarı yine. Diş etinden uca doğru bir fırçalama gerçekleştirmek gerekiyor ve ben hastalarıma hep şunu söylüyorum, sayın 10'ar defa her yüzeyde o fırça mutlaka her yüzeye içten, dıştan ve çiğneme yüzeylerinde değsin. Onun haricinde tabii ki bu yetersiz kalıyor, mutlaka diş ipi kullanmak gerekiyor. Yine bu çok eksik hastalarımda görüyorum ben, diş ipi kullanmaya herkes üşeniyor. Hani bu da çok üşeniliyorsa bunun yerine ağız duşu kullanılabilir. Bu daha pratik kullanımı. Çünkü diş ipini kullanırken bir de genelde herkesin korkusu diş etime zarar verir miyim? Çünkü onu da yine hani kullanırken nasıl kullanacağını bilmiyor, ne kadar etkin kullanacağını bilmiyor, yetersiz olduğunu düşünebiliyor hastalar. Diş ipini kullanırken yine aslında bir 30 santimlik bir ip koparıp o da hani dişin sıklığına göre aslında onun incesi var, kalını var. Bu konuda yine biz bilgi veriyoruz geldikleri zaman, sordukları zaman ama İşte almaya gittiği zaman diş ipini eczaneye hasta bir tereddüt ediyor. Acaba hangisini alsam? Çünkü manuelleri var. Ama pratikleri de var hocam. Pratikleri var. Aslında pratikleri çok kullanışlı. Çünkü manuellerini kullanınca hasta böyle bir kesme gayretle evet ileri geri hareket yapma. Aynen, pratik olan çok rahat kullanım. Evet, sadece araya yerleştirip aslında diş etinin arasına onu iyice sokmadan yukarı doğru bir sıyırma hareketi, diş etine hiç zarar vermeden amaç arada yapışmış pilavı oradan aslında uzaklaştırmak ama çok etkili. Mutlaka diş ipi kullanmak gerekiyor. Buna çok üşeniyorsak, işte yapamam, kafam çok karışıyor dersek de ağız duşu kullanabiliriz. Hocam bizim sonuçta ağzımız içinde dişler var. Evet. Dişlerle ilgili sorunlar var. Tabii ki bununla ilgili dişlerimize bağlı olduğu bir diş eti var. Tabii bunların hepsiyle siz ilgileniyorsunuz. Bu genel sorunlar neler? Diş etleriyle ilgili ya da dişlerle ilgili? Diş etinde zaten sorun olduğu zaman direkt ağız bunu gösteriyor. Ne yapıyor? İşte dişi fırçalarken kanıyor. Bunu hani hasta direkt diş eti kanadığı zaman diş etinde bir problem olduğunu anlayabilir ama bazen işte sigara bunu baskılıyor. O zaman ne oluyor? Rengi değişiyor diş etinin. Hani daha ödemli, kızarık ya da kahverengi. Zaten diplerde bazen siyah siyah terterler. Yani hani bizim hastalara hep söylediğim şey yılda iki defa yani 6 ayda bir mutlaka muayene, kontrole gelmeleri gerekiyor. Çünkü onların göremediği problemleri biz aslında görebiliyoruz. Bazen hani çok derinleşmiş cepler oluşuyor, ağız kokusu da oluyor hastada ama bunu kendisi fark etmiyor. Sürekli günlük kendiyle yaşadığı için çevresindekiler en fazla uyarabilir. Ama geldiği zaman biz muayene edip problem var mı, yok mu, ne yapılması gerektiğini hastaya zaten hani söylüyoruz. Hani sadece bize hastalar genelde hani hepsi demeyeyim, herkes demeyeyim ama çoğunluk ağrı olunca geliyor. Ağrımasını beklememek gerekiyor. Evet, ağrı olmayana kadar. Yani tabii tatsız bir yer. Diş kliniğini kimse sevmiyor. Hani böyle koşa koşa gelen çok az hastam var. O algı kadar kalmadı hocam. Artık insanlar rutin taramalarını da yaptırıyorlar, evet. Gidiyorlar da. Yani bununla ilgili çok ağrı da beklemiyorlar. Ama genel olarak bekleyenler öyle bir izlenim var. Bekleyenler evet. Var. Peki diş sorunlarının genel belirtileri nedir? Tedavi seçenekleri nelerdir? Ön bölgede olduğu zaman sorun hasta bunu çok kolay teşhis edebiliyor. İşte estetik olarak çünkü onu rahatsız ediyor ya da konuşmasında rahatsız ediyor. Ama arka bölgelerde sorun olduğu zaman bunu hasta ihmal edebiliyor. O sızıya, ağrıya, ağrı eşidip de yüksekse alışıyor. Yine dediğim gibi rutin kontrollerde biz onları teşhis edebiliyoruz. Ama işte diş etinde kanama, fırçalarken kanama ki bir de kanıyor diye korkup fırçalamayı bırakan hastalar var. Bu da çok büyük bir yanlış.
Hani kanıyorsa dişte mutlaka bir problem vardır ve daha çok fırçalamak gerekiyor. Belirtileri zaten hani hastanın aslında çok bulmasına da gerek yok. Dediğim gibi 6 aylık kontrollerde onu biz çok rahat bulabiliyoruz. Peki tedavi seçenekleri ne oluyor genelde? İşte problem varsa o probleme yönelik, çürük varsa dolgu, ki hani ağrı yapmadan, hatta hassasiyet bile yapmadan en önemlisi bu dolguyu yapmak. İlerlemeden, yandaki dişe geçmeden, karşı dişe geçmeden, ağızda yayılmadan o çürük dolgu. Eğer dolguyla dişi kurtaramıyorsak bu artık dişin sinirlerine kadar ilerlemiş demek oluyor, kanal tedavisi. Ama tabii kanal tedavisiyle her zaman bir dişi kurtaramayabiliyoruz. Hani hasta beklenti direkt şey oluyor, kanal tedavisi yaptırdım ben, artık bu dişimi ömür boyu kullanırım. Böyle bir şey yok. Dolguyu evet uzun vadeli kullanabiliyor hastalar. Ama onun da belli bir süresi var. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra alttan tekrar çürük oluşabiliyor. Dişte de bakılmazsa belki 5 yıl sonra. Ama kanal tedavili diş öyle değil. Kanal tedavili diş daha sonrasında çekimi kırılabiliyor. Onların da mutlaka kaplanması gerekiyor. Kaplanmazsa, yani dokusu iyiyse yine kaplamıyoruz ama ona da yine biz karar veriyoruz. Dokusu kötüyse kanal tedavili bir diş de mutlaka kaplanmalı. Yani diş eti hastalıklarında yine onda da hastalar erken geldikleri zaman basit bir gingivitisi diş dışı temizliğiyle çözebiliyoruz ama bu ilerlerse durum çok daha kötüye gidiyor. Yani ne kadar erken bize gelirse hasta tedavisi çözme o kadar kolay oluyor. Tedavi soracaktık ama anlattın güzelce. Ben size geldim, dişimle ilgili problem var. Tedavimi uyguladınız, dolgumu yaptınız. Bu süreçten sonra dikkat etmem gereken şeyler neler olabilir? Dolgu yapıldıktan sonra hani hastaları zaten tekrar bir kontrole çağırıyoruz. Çünkü yükseklik olabiliyor, hasta buna alışabiliyor, bu daha sonrasında ağrı yapabiliyor. Onlar aynı seansta giderilmiyor herhalde yükseklik. Aynı seansta gideriliyor ama yine de uyuşuk oluyor. Hasta çok fark edemeyebiliyor. Biz ısırma kağıtlarıyla kontrol ediyoruz evet. Ama biz farkına varamayabiliyoruz. Sonrasında bir kontrol her zaman. Kaç gün işlem sonra bittikten sonra ben genelde 5 günle bir hafta arası çağırıyorum. Kısa bir sürede yani çok uzun tabii bir tabii kısa bir sürede. Yani çünkü yüksekse bir sorun ağrı oluşturmadan aslında bize gelmesi gerekiyor tekrar. Protezlerde de böyle kontrol çok önemli. İşlem bittikten sonra hasta hani üşenmeden kontrolüne gelmesi gerekiyor. Onun haricinde dikkat etmesi gereken tabii ki bakımı. Genelde ilk gün diş yapıldıktan sonra bir iki gün bazen fırçalamaya çekinebiliyor hastalar. Fırçalamak yine çok önemli. Diş ipi, kaplama yapılmışsa, arada yapışkan artığı kalmışsa bunun yine sonrasında mutlaka tabii ki biz onu yapıştır yapıştırmaz temizliyoruz ama bazen sızıntı olup tekrar yapışkan artığı diş etine doğru sızabiliyor. Bunların tekrar kontrol edilmesi gerekiyor. Hastalar buna dikkat edecek. Ağrı olursa tabii ki geçmeyen bir ağrı. Yeme ile içme ile ilgili bir kısıtlama var mı? Beyaz dolgularda yeme ile içme ile ilgili bir kısıtlama yok. Ben sadece hastalarıma dolgu yapıldıktan sonra dudağını, dilini ısırmamasını söylüyorum. Uyuşukluk geçene kadar en azından çiğneme yapmamasını. Çünkü farkına varmadan dili ısırabiliyorlar, dudağı ısırabiliyorlar. Onun haricinde florür uygulaması yapıldıysa yine en az yarım saat yenmemeli. O akşam süt ürünü tüketilmemeli. Çok sıcak soğukla ilgili bir kavramcı. Sıcak soğukla ilgili bir sıkıntı yok. Gümüş dolgu yapılmışsa. Eskiden dondurma falan yedirirlerden daha çabuk iyileşsin falan diye böyle şeyler vardı. Hassasiyeti aslında artırabilir. Çok hani aşırı soğuk önermiyoruz da hani böyle çok da sakınması gereken bir durum olmuyor sıcak soğukta. Zaten hani çok sıcak çok soğuk hiçbir zaman önermiyoruz. Onun haricinde dolgular, gümüş dolgularda 2 saat yenmemesi öneriliyor. Çünkü dolgunun bir donma süresi var. Kaplamalarda yine bazı yapışkanlar çok erken donuyor ama bazıları yine söylüyoruz biz onlara 2 saat kullanmayın diye. Genelde 2 saat fix. Çekimde de öyle 2 saat kullanılıyor. Çok güzel hepsini cevapladınız. Benim merak ettiklerim bitti. Cemil Hanım merak ettiği bir şey varsa. Şimdi ben de sormak istiyorum. Şimdi birçok tedaviden bahsettiniz ve izleyicilerimizin birçoğu da eminim birçok sıkıntısı olmasına rağmen korkularından dolayı gelmiyor. Şimdi günümüz teknolojisiyle aslında biraz daha konforlu hale geldi. Tabii. Tedaviler. Peki sosyal hayat, tedavi sürecinde sosyal hayatta değişiklik olabiliyor mu? İşini engelleyebiliyor mu? Evet, yeme içmeden bir kısa süreliğine bahsettik ama hani tedavi sürecinde hani bir kaplama tedavisi olabilir, kanal tedavisi olabilir. Bu süreçte hastanın sosyal hayatı nasıl etkilenir? Aslında şöyle, ileri cerrahiler ve hani gömülü işte dişlerin çekimi hariç sosyal hayatı etkilemiyor. Çünkü hani dediğiniz gibi teknoloji çok gelişti. Bir kere hastaları işte korkan hastaları sedasyon yapabiliyoruz, uyutabiliyoruz. Biz değil tabii tıp hekimleri uyutuyor, hastanelerde yapıyoruz genelde. Uyutulduğu zaman bütün işlemlerini bir arada yaptığımız için ardından hasta hiçbir şey hatırlamıyor. Hani o korku da tamamen. Aynı anda birçok işlemi yapabiliyorsunuz tabii, tabii. Değil mi? Aynı anda yani hemen çoğu işlem. Zaten hani diş tedavisi çok öyle uzun uzun süren işlemler olmuyor. En maksimum en fazla süren işlem 2 saat sürüyor. Bütün ağız hani
tamamlanırsa cerrahisinden işte dolgu, kanal, protezlerin yapımı. Bu da sedasyon ve genel anestezi için de yeterli bir süre uyutmamız için. Onun haricinde çıktıktan sonra hasta bizden zaten artık dijital teknoloji, ondan da bahsedeceğim ilerleyen programlarda, çok geliştiği için hasta direkt geçici bir dişle çıkıyor. Hani ağzına uygun ve çoğu zaman yemek estetik de yiyebileceği. Estetik açıdan da onu sağlıyorsunuz yani. Tabii tabii, işlerinde hiçbir sıkıntı çekmiyorlar. Yani bize bir gün ayırmaları yeterli oluyor genelde. Hatta şöyle, bazen işlerinden feragat etmek istemeyenleri akşam saatlerine alıyoruz hastaları veya yarım günlük bir izin onlar için yeterli oluyor. Çok güzel. Çok çok teşekkür hocam değerli bilgileriniz için. Biz teşekkür ederiz. 8'de Sağlık'ta bugün değerli hocamız diş hekimi Nurcan Sarı ile beraberdik. Çok tatlı bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.